Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iskeletimiz ve kemiklerimiz nelerdir? Kemiğin yapısı nasıldır? Kemiklerimizin görevleri nelerdir? Eklem nedir? Çeşitleri nelerdir? Kas nedir? Kas çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Gibi konuları öğreneceğiz arkadaşlar. İskeletimiz ve kemiklerimiz nelerdir? Evet arkadaşlar, iskeletimizi görüyorsunuz. Vücuda şekil veren, iç organları koruyan ve desteklik sağlayan yapıya iskelet denir. Vücudumuzu bir arada tutan 206 tane kemik bulunur arkadaşlar. Şimdi belli başlı olanları isimlendirelim. Kafatası, yüz kemikleri, köprücük kemiği, kürek kemiği, göğüs kemiği, pazı kemiği, kaburga kemikleri, dirsek kemiği, omurga, ön kol kemiği, kalça kemiği, el bilek kemikleri, el parmak kemikleri, uyluk kemiği, diz kapağı kemiği, baldır kemiği, kaval kemiği, ayak parmak kemikleri ve ayak bilek kemikleri iskeletimizi oluşturan kemiklerin başlıcaları diyebiliriz arkadaşlar. Kemiğin yapısı nasıldır? Evet arkadaşlar, bir uzun kemik görüyorsunuz fotoğrafta. Şimdi bunların kısımlarını açıklayarak ilerleyeceğiz. Kırmızı kemik iliği kan hücrelerini üretir, süngerimsi kemiğin gözeneklerinde bulunur. Süngerimsi kemik, gözenekli bir yapısı vardır. Gözeneklerin içinde kan hücrelerini üreten kırmızı kemik iliği bulunur. Uzun kemiklerin uç kısmında, diğer kemiklerin ise içinde bulunur. Arkadaşlar bunlar size sorularda karşınıza çıkabilir, gelebilir. Bakın, süngerimsi kemik uzun kemiklerin uçlarında bulunuyormuş. Sert, sıkı kemik. Kemiğe sertlik ve dayanıklık veren yapıdır. Yapısında gözenek bulunmaz. Uzun kemiklerin ortasında, diğer kemiklerin dış yüzünde bulunur arkadaşlar. Sarı kemik iliği. Yağ hücreleri bulunur. İhtiyaç duyulursa bazı kan hücrelerini üretebilir. Sadece uzun kemiklerin ortasında bulunur. Evet arkadaşlar, önemli bir özellik bu bakın. Ayırt edici bir özellik. Sadece uzun kemiklerin ortasında bulunur. Demek ki kısa kemiklerin, yassı kemiklerin içinde ne yok? Sarı kemik iliği yok arkadaşlar. Kan damarları kemik hücrelerine besin ve oksijen taşır. Kemik hücrelerinde oluşan atık maddeleri uzaklaştırır. Kemik zarı, bütün kemikleri bir örtü gibi sarar, kemiklerin beslenmesini sağlar. Kemikler çatlarsa veya kırılırsa onarır. Kemiklerin kalınlaşmasını, yani enine büyümesini sağlar arkadaşlar. Kemiklerimizin görevleri nelerdir? Vücudumuzun ihtiyacı olan kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depolar. Yapısında bulunan kırmızı kemik iliği kan hücrelerini üretir. Hayati önemi olan iç organlarımızı korur. Kaslar ile birlikte hareketi sağlar. Vücudumuzun en sert kısımları olduğundan vücuda şekil verir ve destek sağlar. Eklem nedir? İki kemiğin birbirine bağlandığı yere eklem denir arkadaşlar. Bacağımızı her büktüğümüzde ya da yumruğumuzu her sıktığımızda eklemlerimiz çalışır. Eklemler oynamaz, yarı oynar ve oynar eklem olmak üzere 3 çeşittir arkadaşlar.
Evet, görüyorsunuz. İki kemiğin birbirine bağlandığı yere biz eklem diyoruz. Fotoğrafta da koyu yeşil olan kısım nedir arkadaşlar? Eklem olarak isimlendirilir. Oynamaz eklem nedir? Oynamaz eklem, kemiklerin birbirine sıkıca bağlandığı hareketsiz eklemlerdir. Kafatası kemikleri arasında ve kuyruk omurları arasında bulunan eklemlerdir. Evet arkadaşlar, resimlerde de oklar ile gösterilen yerler oynamaz eklemlere örnektir arkadaşlar. Yarı oynar eklem nedir? Yarı oynar eklem, bu eklemleri oluşturan kemikler arasında kıkırdak bir tabaka bulunur. Hareketleri sınırlı olduğundan bu eklemlere yarı oynar eklem adı verilir. Omurganın boyun, sırt ve bel bölgesi kemikleri arasındaki eklemler bu tür eklemlerdendir arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Omurga ve burası boyun kısmı, bel kısmı ve sırt kısmındaki bulunan omurlar arasındaki eklemler hangi çeşit eklemlermiş arkadaşlar? Yarı oynar. Özelliği ne? Çok fazla hareket kabiliyeti yok. Sınırlı bir hareket kabiliyeti vardır. Ve oynamaz eklemden bir farkı da arkadaşlar, kemikler arasında ne vardır? Kıkırdak bir tabaka bulunur. Oynar eklem nedir? Bu eklemler çeşitli yönlere hareketi sağlar. Kol ve bacaklardaki eklemler bu eklemlere örnek verilebilir. Kemikler arasındaki boşluk eklem sıvısıyla dolu olup kayganlığı sağlar. Hareketi kolaylaştırır ve kemiklerin aşınmasını önler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fotoğrafta görmüş olduğunuz Roma rakamlarıyla belirtilen kısımların hepsi nedir? Oynar ekleme örnektir. Bakın, büyüteç ile de yakınlaştırılan kısımda ise eklem sıvısını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kas nedir? Kaslar, kas hücrelerinden oluşan bir dokudur arkadaşlar. İskelet ile birlikte vücudumuza şekil verir. Kas hücreleri kasılıp gevşeyerek hareket etmemizi sağlar. Vücudumuzdaki kaslar düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere 3 çeşittir arkadaşlar. Kas çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Düz kas, İç organlarımızın yapısında bulunan ve isteğimiz dışında çalışan kaslardır. Yavaş, düzenli çalışırlar ve hiç yorulmazlar. Beyaz renkli olup tek çekirdeğe sahiptirler arkadaşlar. Çizgili kas, İsteğimizle çalışırlar. Hareketimizi sağlamak için kemiklere bağlıdırlar. Bu yüzden iskelet kası da denilebilir. Hızlı kasılırlar ama çabuk yorulurlar. Kırmızı renkli olup çekirdeklidirler arkadaşlar. Kalp kası, sadece kalpte bulunur. Çizgili kas gibi hızlı kasılır. Düz kas gibi isteğimiz dışında çalışır. Hücreleri kırmızı renklidir. Kalp kasımız hayat boyu düzenli olarak ve yorulmadan çalışır arkadaşlar. Arkadaşlar, kas çeşitlerinin özelliklerini bilmeniz iyi olacaktır. Çünkü sorularda karşınıza çokça çıkacaktır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.